Komisyonumuza hoş geldiniz. Toplantı yeter sayımız vardır. Komisyon toplantısı başlıyor. Sayın Bakanımız ile bakanlarımızı davet ettiğimiz bu toplantılarımızın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Sık aralıklarla bu toplantılarımızı devam ettireceğimizi de ifade etmek istiyorum. Sayın Bakanım, değerli milletvekillerimiz, kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamada en önemli saç ayaklarından birisi bakanlıklarımızdır. Bizler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ayrı bir yeri vardır. Yıllardır birlikte yakın işbirliği içinde çalıştığımız bakanlığımız ile birçok proje yürüttük. Ve kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamaya çalışan kurumlar olarak çok güzel işler yaptık. Kendilerine bu işbirliği ve uyum için çok teşekkür ediyorum. Bir sorudan oluşan soruların da cevaplarının bulunduğu, bu anlamda da emeklerine çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü kendilerine vermek istiyorum. Buyurun. Türkiye'de kadın hakları ve refah konusunda büyük bir devrim gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi, kadının olmadığı bir siyasetin, kadını dışlayan bir yönetim anlayışının toplum için büyük bir kayıp olduğuna inandık. Atılan güçlü adımlarla çalışma hayatına aktif katılan kadınlar, ülkemizin kalkınmasında, büyümesinde ve hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli katkılar sağladı. Kadınlar Türkiye ile güçlendi, Türkiye'ye güç veren bir konuma geldi. Bu anlayıştan hareketle 22 yılda kadınların hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde yararlanmalarını sağladık. Anayasa başta olmak üzere temel kanunlarda kadın erkek eşitliğini gözetmeye, pozitif ayrımcılığı desteklemeye, her türlü şiddet ve ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler hayata geçirdik. Kadın erkek eşitliğini 2004 ve 2010 yıllarında anayasanın 10. maddesinde yapılan değişikliklerle güçlendirdik. Kadınların siyasi ve sosyal alanlarda güçlenmelerinin önünü açan çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarla bugün millet iradesinin tecelli ettiği bu çatı altında bulunan kadın milletvekili oranı %20'lere ulaşmış durumdadır. Tabii biz bu sayıyı yeterli görmüyoruz. Bunun yanı sıra 2023 yılında kadın öğretim görevlisi oranı %51.6'ya yükseldi. Kamuda çalışan kadın oranı ise %42.66'ya ulaştı. Kadın istihdam oranı %32.5. Kadınların iş gücüne katılım oranı ise %36.6'ya yükseldi. Diğer yandan Türkiye 2027-2023 döneminde kadının iş gücüne katılma oranının 14.6 puan, kadın istihdam oranını 12 puan arttırarak bu oranı OECD ülkeleri arasında en fazla artıran ülke konumundadır. 12. Kalkınma Planı'nda da yer aldığı üzere kadınlar ülkemizin vazgeçilmez unsuru, gelecek nesillerin yetişmesinde merkezi bir role sahiptir. Kadınların hayatın tüm alanlarında